Oduncunun testisi. Evvel zaman içinde köylerden birinde bir oduncu yaşarmış. Her gün ormana gider, odun toplar, pazarda satarmış. Kazandığı parayla da kıt kanaat geçinirmiş. Oduncu bir gün ormandan topladığı odunları pazara götürürken bir pınarın başında oturup yemek yiyen iki cüce görmüş. Onlara yaklaşıp selam vermiş. Cüceler bir testinin içine ellerini sokuyor, istedikleri yemekleri alıyorlarmış. Oduncu şaşırıp kalmış. Cüceler oduncuya, "Biz iyiliksever kişileriz, dile bizden ne dilersen," demişler. Oduncu testiyi göstererek, "Onu bana verin, başka bir şey istemem," demiş. Cüceler, "O tılsımlı bir testidir, kırarsan bir işe yaramaz, ona iyi bak," deyip testiyi oduncuya vermişler. Oduncu testiyi alıp sevine sevine gelmiş. Olup biteni karısına anlatmış. O günden sonra her istediklerini sihirli testiden elde eder olmuşlar. Kısa sürede zenginleşmişler. Köylüler fakir oduncunun birdenbire zenginleştiğini görünce meraklanıp ona konuk gelmişler. Oduncunun evinin çok değerli eşyalarla dolu olduğunu görünce "Ooo, oduncu kardeş," demişler, "bu ne haldir? Odun satarak mı böyle zenginleştin?" diye sorup soruşturmuşlar. Oduncu, "İlahi arkadaşlar," demiş, "odun satmakla zengin olunur mu hiç? Bakın orada duran testiye, her ne istiyorsam o veriyor bana." Köylüler, "Allah Allah, o nasıl testi öyle?" diye hayret etmişler. Oduncu testiyi onlara göstermek için ortaya koymuş. O almış diğerine vermiş. Diğeri almış birikine derken testi ellerinden düşüp paramparça olmuş. Bizim oduncu da eski fakir günlerine geri dönmüş. Çalışmadan elde edilen hiçbir şeyin ona hayır getirmeyeceğini öğrenmiş.